Bizler gerek Kur'an-ı Kerim olsun, o Kur'an-ı Kerim'in etrafında medeniyetimizi oluşturan diğer güzellikler var. Yani zaten sünneti Kur'an-ı Kerim'in dışında düşünmek çok yanlış. Kur'an'ı anlamamız için sünnet lazım. Sünnet bizim gözümüz gibi, yani bakmamız için lazım gelen şey sünnet. O yüzden onu ayırmıyoruz zaten. Ama bu Kur'an sünnet etrafında çerçevesini oluşturan büyük bir medeniyet var. Bu medeniyetle alakalı hani bir dertleşme kabiliğinden bazı şeyler anlatacağım size. Birkaç mevzuyu da üzerinde konuşacağım. Güncel olan bazı mevzuları konuşacağım. Nedir? Yani bunun kendine ait bir ilmi metodu oluşmuş, bir ahlaki yapısı oluşmuş, talebe-hoca ilişkisi, bunların hepsi şekillenmiş. Daha artık daha da iş zirve noktaya gitmiş, lisanı, edebiyatı gelişmiş, tarihi eser dediğimiz şimdi mimari eserleri. Bunlar hepsi kendine ait bir şekle bürünmüş. Ve öyle bir şey ki hakikaten dünyaya yön vermiş. Yani bir kere her şeyinde ahlakı yansıtması var. Yani bizim medeniyetimizin en önemli unsuru, hani bir insan, hatırlıyor musunuz bu salonda geçen hafta değil, ondan evvelki, geçen program değil, ondan evvelki programda şöyle bir şey arz etmiştim size. Haşa huzurdan, hayvanlar necasetleriyle, pislikleriyle sahalarını belirler ve biz buradayız diye kendini gösterirler. İnsanlarsa yaptıkları güzel eserlerle ve güzellikleriyle sahalarını işaret ederler. Yani Mimar Sinan'ın eserini, Sultanahmet'i, efendim Mihrimah'ı, bunları gördüğünüzde, bir çeşmeyi gördüğünüzde ecdat buradaymış diyorsunuz. Burada insan varmış, Müslüman varmış diyorsunuz. Eserleriyle konuşur insan, güzellikleriyle anılır. Ama haşa huzurdan, hayvanlar yaptığı kötülüklerle, pisliklerle, necasetleriyle, biz hayvanız ve buradayız. Hayvanlar alemi bizden burada, burada bizden sorulur kabilinden, necasetleriyle alanlarını belirlerler. Biz bunu çok ileriye götürün. Biz derken kimi kastediyorum? Yani milliyet olarak bir şey kastetmiyorum sadece. Ümmet-i Muhammed olarak kastediyorum. Bu kavramlar da hapı yuttu. Zaten lisan bozulunca, lisanı anlamaz hale gelince millet denildiğinde bir ırk akla geliyor artık. Halbuki millet nedir? Yani millet denildiğinde Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle ümmet-i Muhammed olarak bir toplumun, tekrar ediyorum, ümmet-i Muhammed olarak bir toplumun o inançlarını hiç kimsenin baskısında vesairesinde kalmadan o inancı bayrak olarak böyle bayrağını açmış, dikmiş, biz buradayız, ümmet-i Muhammed'in hizmetkarıyız diyecek şekilde hür olan toplumlara millet deniyor. Millet oradan alıyor. Yani adını oradan alıyor millet, bizim İslam literatüründe. Yani mesela bu millet kavramı bizde o kadar yaygın, o kadar güzel bir noktada anlaşılmış ki başka insanların dini yaşamalarına da mani olunmayacak şekilde, aynı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl Medine'dekilere söylüyor, sizin inancınızın korunması bizim korumamız altındadır. Siz ibadetinizi hür olarak yapabilirsiniz. Herhangi bir hakaret, savaş vesaire yapmadıktan sonra burada bizim size olan bir şey bize yapılmış gibidir. Buna mukabele ederiz. Size savaş açarlarsa biz canla başla savaşırız. Malımızla savaşırız. Ha, bize savaşırlarsa sizden iki şey isteriz. Siz onlarla işbirliği yapmayacaksınız, düşmanlarımızla. Ve sizden bir savaş malzemesi istersek, parayla, gasp etme değil, bir şekilde istersek bunu da bize vereceksiniz. Kendiniz şahsen savaşmak zorunda değilsiniz. Ama biz eğer sizin tehdit altında olduğunuzu görürsek, biz canımızla, malzememizle, malımızla sizin yanınızdayız. Medine Anlaşması bu. Medeniyetin temeli buraya dayanıyor. Ve hakikaten de böyle olmuştur. Basit bir hesap yapalım. Hani bunlar bizim için hikayedir, efsanedir falan diyenler için. Basit bir hesap yapalım. 30-40 sene, bırakın 400-500 sene Balkanlarda olmayı. 30-40 sene, biz şu Fransa'nın yaptığı gibi, İngiltere'nin yaptığı gibi, sadece Yunanistan'da muamelemizi yapsaydık, bir tane
kilisenin olmaması lazımdı. 100 sene sonra Yunanca yani Latince konuşan insanın da olmaması lazımdı. Dillerinin de değişmesi lazımdı. Seyretmiyor musunuz Tunus televizyonunu? Fas'a gitmediniz mi? Seyretmediniz mi televizyonda? Arapçayı doğru düz konuşamıyorlar. Anlayamazsın Arapçalarını. Diye konuşurlar. Fransızca konuş, ya baba gibi konuşurlar yani. Fakat gidin, bugün Yunan'ın köyünde, şehrinde Türkçeyi bilmeyen insanlar vardır. Kaç sene orada kalmıştır. Velhasılı. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, millet olarak, buradan başlamıştı söz dikkat ederseniz. Yani artık biz bu oluşan medeniyetimizi, böyle müze gibi seyretmek gibi bir hastalığa geldik. Yani işte bir Mevlevi ayini, işte ayıp olmasın diye bir mesnevi dersi, sizi tenzih ederim. Bir etkinlik yapalım. Yani bu da çok acayip bir şenlikti, bunu da yapalım. Ateş üstünden de atlayalım falan. Hani böyle bir içselleştirerek, özdeşleştirerek bu adamlar bunlar neyi kastediyor falan diyerek değil. Takliden bir şeyleri yapmak. Arkadaşlar, bendeniz topluma yön verebilecek bir kanaat önderi kıvamında ve potansiyelinde bir adam değilim. Ama size ben mühim bir şey söyleyeceğim bugün. Bakın biz eskiden Batı'yı taklit ediyorduk. Ve bu 200 senelik maceranın çok ağır bedellerini ödedik. Lisandan insana kadar her şeyi kaybettik. Yani şu anda bir dedemizin konuştuğu, bırak okuduğunu yani anlattığı şeyi anlamayacak bir noktadayız ve dünyada tekiz. Böyle bir uçurum yaşanıyor. Neyin ne olduğunu anlamaktan aciziz. Kelimeleri bile kullanamıyoruz. Basit kelimeleri bile anlamaz hale geldik. Hani ben o kadar da hani dilci, şeyci falan değilim. Taassubu sahibi. O kim milyoner ister yarışmasını kim milyoner kazanır. Neydi işte yani neyse. Kim milyoner olmak ister galiba. O kadar uzun muydu şeyin başı? Program o kadar uzun mu ismi? Kim milyoner olmak ister mi? Hadi ya. Yani kim deyince herhalde ben hiç üzerime alınmadığım için gerisini okumamış. Orada üniversitede yüksek lisans yapan bir kız ya da üniversiteye giden bir kızcağıza Kabzımal. Belki seyretmişsinizdir. Kabzımal hangi hususta kabiliyetlidir? A. Kumaş seçmekte. İşte B. Bilmem ne bileyim alakasız dikiş dikmekte. Meyve. Hangisi abi? Ay seyirciye sorayım dedi. Bir tuhaf bir şey oldu. Telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum dedi. Kabzımal. Ya kabzımallık yapan da nasıl şey yapıyor? Adam bilemiyoruz lan biz var. Ya iftihar da ediyordur. Vay ben ne nasıl bir meslek yapıyorum diyordur hani. Anlatabiliyor muyum? Bilmem ne fabrikasının CEO'su dediğinde anlaşılıyor mesela. Problem yok. Onu bilmeyecek, neyi bilecek diyorsun. Halbuki hayatında o CEO'yu kaç kere görür? Kabzımalı her gün yolda görür halbuki mesela. Neyse geç. Böyle bir vahim durum. Bugün ben şu noktadan gitmek istiyorum. Bu çok mühim bir mevzu. Keşke artık bunu dillendirenler olsa. Biz Batı'yı taklit ettik. Bu çok açık zaten. Yani her türlü maskaralığı yaptık yani. Yani Hristiyan gibi olmaktan tut, efendim bayrağın yanına haç koymayı bile teklif eden meclisler yaşadı bu Tanzimat'tan sonra. O Büyük Reşit Paşalardan sonra falan bunlar yaşandı bu ülkede. Yeni değil yani eski. Şimdi vururlar böyle bir şey adam söylese mecliste. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle bir tehlike var ama. Biz Batı'yı taklit ettik, takliden yaptık. Tabii aslında zaten kötü oldu. O şey aslında zaten insan yetiştirmedi. Onlar iflas etti. Biz ama aldık. Hani var ya bu ben biraz ahir zaman hocası olduğum için çevremdeki olan hadise takip ederim. Hani adam Brezilyalıdır, santrafordur falan. Adamı böyle hayranlıkla seyredersin. 15 sene sonra Türkiye'ye gelir emekliye ayrılmadan evvel. Değil mi? Yağ bağlamış her yeri falan. 40 yaşında jübileyi senden yapar. Parayı vurur gider. Maksat seyirciyi çekmektir. Ayağına top bile değmez çoğunu. Değil mi? Aynı hesap. Yani onlardan gözden düştü. Biz o gözden düşeni mal bulmuş, mağribi gibi aldık. Batı'yı taklit ettik ve düştük. Şimdi bakın bu bir problem. Artık bunu çocuklar da biliyor.
Fakat şu anda büyük bir problem var. Biz aynı taklit zihniyetini İslam içinde yapıyoruz. Taklidi bir Müslümanlığımız başladı bizim. Yani sofisi niçin sofilik yaptığını bilmiyor. Bak, ilmiyeden medrese okuyorum ayağına yatanlar, medresenin ne olduğunu bilmeden saf naifle kafayı kaldırıyor. 8 sene sonra gel, Arapça gazeteyi okuyamıyor. Lisan yok. Grameri alıyor, bilmem ne yapıyor, hala onu tefekkür edebilecek bir lisanla almıyor. Çünkü adam zaten dağda bayırda okumuş, küçümsemiyor. Hoca kendisini yetiştirmiş, kimse işe güce giderken adamın hayatı ilim, onunla uğraşıyor. O adamı biz almışız, kıymetli ama üzerine bir şey ilave etmemişiz. Aa, medrese yapmıştı Osmanlı. Medrese açalım, Batı'yı taklit etmeyelim diyoruz. Fakat medreseyi de taklit ediyoruz biz. İmamlığı da taklit ediyoruz. Müslümanca yaşamayı da taklit ediyoruz. Arkadaşlar, kültür mantarı yani. Toprakla temas etmiyor ki bu. Bizi dönüştürmüyor. Sayı çok oluyor, sayı bol oluyor. Ben deniz iddia ediyorum, Cumhuriyet tarihinde değil, Osmanlı tarihinden alın. Osmanlı tarihinden alın. Cami yaptırma sayısına bakın. 300 senede yapılan camiden daha fazla cami yapılmıştır 30 senede. Cami yapılmaya mı karşı? Ulan bu hoca iyice zındık. Hayır, ne alakası var? Yani zındıklığımı buradan çözemezsin. Başka yerden söyledim de. Mesele o değil. Şunu anlatmak. Takliden oluyor. Mescit varmış. Cami varmış. Fakat camide ne yapılırmış? Hiç oraya kafa yormuyor. Medresede ne okutulurmuş? Tefekkür var. Hiç ona kafa yormuyor. Medrese varmış, medrese açtık. Osmanlı'nın devamı biziz. Hakiki Osmanlı. Hakiki takva. Öz takva. En takva. Ultra takva. Hepsi taklit oluyor. Netice ne olacak? Söyleyeyim size. Binlerce imam hatip, binlerce hoca, binlerce hafız yetişecek. Fakat yine dönüştürmeyecek. Şu anda taklidin biz en ağır bedelini, en ağır safhasını yaşıyoruz. Batıyı taklit ederdik. Zaten lan bunlar namussuz, niye taklit ettik dersin, sıyrılırsın. Ama İslam'ı taklit etmeye kalkarsan, münafıklıkla Müslüman arası bir şey olursun. Doğru mu arkadaşlar bu? Arkadaşlar, şu anda bizi bekleyen tehlike budur. Burada hiç kimse kimseye suç atmasın. Ah bu siyasiler. Ah bu hocalar. Yok. Bu, hiç kimse buna şey atmasın yani. Çamur atmasın bu işe. Bu fert fert bizimle alakalı bir meseledir. Biz hocayı cenazemizi kaldıracağı zaman hoca belliyoruz. Karımız, kocamız, kızımızın gözü böyle döndüğünde, çarpıldığında büyü yapar mı diye gidiyoruz. Günaha girdin mi, girmedin mi? Bir yerde sivilce çıktı, patlarsa abdesti bozar mı diye hocayı arıyoruz. Hocanın işi değildir. Bir normal, bir Müslüman, yani sofu olanı kastetmiyorum, Müslümanım diyen bir Müslüman, çok affedersiniz ama abdestinin neyin bozup bozmadığını bilmiyorsa, zaten benim anlattığım mevzuyu tasdik etmiş oluyor şu anda. Allah'ını seversen abdesti bozan şeyler, bozmayan şeyler, taş çatlasa 4 sayfadır. O da taş çatlasa. Ekstra bir durum vardır. 10 gün akmıyor da kolundaki kan 12 gün akıyor. Uzmanına sorarsın. O da hoca değildir ha. Gidersin, ne bileyim şimdi söylemek istemiyorum, bir doktora sorarsın onu. Özre giriyor mu bu diye. Anlatabiliyor muyum? Allah için soruyorum size. Bir insan namazını ne bozuyor? Abdestini ne bozuyor? Abdestin vacibi yok. Şafii'de var. Abdestin sünneti nedir? Namazın vacibi nedir? Çok özür dilerim ya. Bunu bilmeyen bir adamın İslami hassasiyeti olduğunu siz nasıl düşünebilirsiniz? Hocaya gidiyor, diyor ki hocam Kur'an'dan şey abdestin bozar mı? Ayaküstü gelip de kızının büyüsünü nasıl çözerim? Dedesinden kalan mirası nasıl taksim? Bir dakikanız varsa bir şey soracağım diyor. Sanki allame, işaretle anlayacak. Ben de anlatamam ki allame olsam. Mevzu bu noktaya indirgenmiştir arkadaşlar. İslam'ı taklit etmek, Batı'yı taklit etmekten daha ağır netice verecektir bize. Lütfen bunu yazın. Bunu söylüyorum bakın ben deniz. Hani diyeceksin ki sen kimsin de bunu söylüyorsun. Ben şu anda bunun mağduriyetini yaşıyorum. İslam'ı taklit eden hocaları
İslam'ı taklit eden cemaatleri, İslam'ı taklit eden şeyhleri, dervişleri artık yapmak istediğimiz işlerde engel olarak karşıma çıktıkça bu felaketin boyutunu daha fazla hissetmeye başlıyorum. Ben istiyorum ki acizane bendeniz, buraya gelen bir insan, Esenler'de şurada, şu sohbeti dinlemeye çalışan bir insan bir zoru başarmıştır. Kendi hayatında bir ezber bozmuştur. Değil mi? Bir şey vardır umut ışığı. Mesela arkadaş şuradan bakıyorum. Beni dinlerken gözü parlıyor onun. Benim söylediklerimi değil, söylemediklerimi de anlıyor. Bunları düşünen insanları bizim ortaya çıkartmamız icap ediyor arkadaşlar. Taklit bir şey tefekkürsüz yapmanın adıdır. Tefekkürsüz yaparsınız. O yüzden de yine haşa huzurdan hayvan sıfattır taklit. Yani bir köpeğe komutlarla terbiye ederek bunu istiyor musun? Hayır. Kafasını sallatabilirsiniz. İstiyor musun? Evet diye yaptırabilir. Sen de aynı insan gibi der. İnsan değildir abi. Maymun da öyle ya. Maymun neler yapıyor? Dertli dertli düşünen maymunlar var. Televizyonda falan seyretmiyor musun? Acayip. Bir tayıklarken gayet ciddi. Sanki ameliyat yapan doktor gibi. Kendine göre bir ihtisası var tabii. O da taklit değil ama insandan alabiliyor. Başka bir şey taklit edebiliyor. Veya yiyeceğini içeceğine kavuşmak için bir tefekkür var ama onu insan yapmıyor. Tefekkür için bugün konuştuğum mevzuyu burada biraz devam ettireyim. Tefekkür bir kere fikir kelimesinden geliyor. Fikir, fekkara, tefkir, tefekkür. Tefekkürün olabilmesi, yani fikir yürütmek ayrı bir şey. Tefekkür İslam literatüründe bizim istilahi sahada fikrin olması lazım. Fikir neyle olur? Bir şeyleri bilmek de olur. Bilmek neyle olur? Okumakla olur. Niye okur da adam tefekkür olur? Bunu bulmak için adam şunu kim bilir ne kadar kafa patlattı. Bu suyu buraya koyacak, içine maddesi kusmayacak, havaya dayanıklı olacak falan filan. Kafa yordu bunda. Bu bir tefekkürdür ama İslam literatüründe tefekkür diyebilmeniz için aynı bunu nasıl adam düşündüğünde böyle ortaya koyuyor? Bir Müslümanın da tefekkür sahibi olduğunda ortaya koyabileceği bir şey olması lazım. Bir ahlakının olması lazım. Bir eserinin olması lazım. Ben düşün, tefekkür ettim, durdum. Ne yaptın abi? Gizli servis gibi anasını satayım, ajans gibi. Kendi kendine düşündün, ne yaptın belli değil. İman nasıl İslam olarak dışarı çıkmayınca kıymeti olmuyorsa, nasıl ahlak olarak tezahür etmediğinde bu imanın kişiye faydası olmuyor ise, İmanın kalpte olması muhakkak dışarıda bir hareket istiyor mu? Muhakkak ister. Birisini görmek istiyorsun. Televizyonda bir adamı görmek istiyorsun. Gazetede resmine bakmak istiyorsun. Niyet olarak zerre kadar kalbine bu duygu geldiyse, onunla alakalı bir şey gördüğünde ne yapar eder ona bakarsın sen. Hissiyat insanı muhakkak bir harekete yönlendirir. Akıl da der ki, ha sen bunu mu görmek istiyorsun şimdi? O zaman şu saatte otobüse bineceksin, şu saatte mesaini ona göre ayarlayacaksın, tam buraya geleceksin, oturacaksın, göreceksin. Akıl bunu tanzim eder. His kalpte bulunur, değil mi? Akıl da bunu tanzim eder, sonra bir hareket olarak dışarı çıkar. İman nedir? Kalplerimizdeki gerçek ve doğru histir. Bu gerçek ve doğru his, muhakkak akılla müracaat ettiğini bunu göstermesi icap eder. İlk gösterme şekli konuşmadır. Eşhedü en la ilahe illallah. İslam'ın ilk şartı olmasının sebebi odur. O iman duramaz içinde, hareket eder o. İman duragan bir şey değildir ki. Somut bir şey değildir ki, tahta ağaç gibi. Düştüğü an hareket eden bir şeydir. Kalpte olduğu zaman muhakkak amel isteyen bir şeydir. Bir insan imanla alakalı bir ameli yoksa ona iman demek zaten şahit ister. O sebepten de eşhedü deriz zaten şahit istediği için. Eşhedü'yü bir adam kendi kendine duyduğunda Müslüman ne deriz? Şehadetini duyduysak cenaze namazı kılarız. Adam kendi başına eşhedü enne diyorsa vallahi adam bilmiyoruz Müslüman namaz diyor, ibadet diyor, değil mi? Abartmak istemiyorum. Anlatabildim mi? He. Tefekkür ettim diyorsun. Niye tefekkür ettin sen? Okul açmak bir tefekkür neticesindeyse o tefekküre uygun adam yetiştirilmeliydi. Nasıl oluyor da tefekkürle yaptığın bir iş, bilhassa insana yaptığın yatırım, tefekkürsüz insan ortaya çıkartıyor? Nasıl biliyor musunuz?
Çünkü tefekkürle yapmadı bunu, taklitle yaptı. Taklitle yaptı. Anlatabiliyor muyum? Ya gir bir işe çalış. Adam diyor ki mesela gir bir işe çalış. Ya bir iş kur. Bir iş kur, evlen diyor mesela. Adam da gidiyor, bütün servetini yatırıyor, iş kuruyor ya adı. Ne araştırmasını yapıyor, ne geliştirmesini yapıyor, bütün parayı alıyor yatırdı. Böyle bir adam düşünün. Ahmaklık değil midir bu? Ya kardeşim sen iş kurdun. Ama kurdun ama bu iş değil ki. Adam kasap, kuyumculuk yapmaya çalışıyor mesela. Veya kuyumcu manavlık yapmaya çalışıyor. Tefekkürsüz yapılan bir iş. İslam'a hizmet edelim. Medrese açalım. Medrese aç. Medresenin oradaki ders mahiyetinin tefekkür sahibi olacak insan yetiştirecek misin peki? Çocuğumuz iyi insan olsun, namaz kılsın. Namaz ve rezikullahi ekber. Tenha anil fahşayı vel münker. Haşiun, hafizun. Kaç tane vasfı var namazın? Bu tefekkürü vermek, en önce bir kılsın bir kere. Bir kere bir imana gelsin. Mantık da bu. Arkadaşlar bu bir mantık değildir. Ve bu mantık şu anda iflas etmektedir. Yeni gelen arkadaşlarımıza konunun başı şuradan açıldı. Eskiden biz batıyı taklit ederdik. Bunun en ağır faturalarıyla hepimiz yaşadık. Şimdi ise İslam'ı taklit etmek gibi bir belanın içerisindeyiz. İslam taklit edilmez. Özümsenmesi ve onun sizde vücut bulması lazımdır. Tefekkür, tezekkür, ortaya çıkan ahlak, birbirine muhabbet. Hadi bakalım. Birbirine muhabbet. Bunlar kan davalarında birbirini öldüren insanlardı. Nasıl oldu da savaş anında amcamı buldum diyor, tam ağzına suyu vereceğim, su diye birisi bağırdı, kafasını çevirdi diyor. Git arkadakine ver hemen. Baba amca sen iç. En önce ona ver, onu duydum ben, içemem artık diyor. Görünmüyor bile ya kim olduğunu. Yaralıların arasında düşmüş yere. Koştum diyor, buldum adamı. Tam su vereceğim, arkadan bir başkası su dedi diyor. Ben içmem de kardeşime götür. Ona götürdüm diyor, tam suyu vereceğim, öldü diyor. Arkadakine gelip şehit oldu, amcama geldim o da şehit oldu diyor. Ya bu adamlar birbirlerini öldürüyorlardı ya. Birbirini öldürüyorlardı. Nasıl oldu bu uhuvvet? Işınlan şimdi buraya gel. Nasıl oluyor da cemaat olarak birbirinize küfrediyor, müftü imamı sevmiyor, falanca kişi bilmem niye zındık diyor, ötekisi hain münafık diyor. Sonra Müslümanlık elleri açıp Kabe'de birbirini böyle böyle bakarak süzüp de Allah'ım affet İslam birliği için şuna da bak o da gelmiş diyor. Bunları ben yüzlerce kere gördüm. Verir mi? Sünnetullah'ı böyle mi? Vermeyecektir. Taklidi İslam olmayacaktır. Taklidi İslam olmayacaktır. İslam taklit değildir, tahkiktir. İslam'ın ana noktasında hak vardır. Hak taklitle olmaz. Takliden insanlar arasındaki hukukla alakalı hukuk kurarsın. Bunu sen yaparsan sana bunu yaparım, sana bunu yaparım dersin. Bunu takliden çözebilir misin? Çözersin. Ama dikkat et, gönülleri fethedemezsin. Gönülleri fethedemezsin. Bak bir daha söylüyorum. Beni dikkatli dinleyin he. Yani benim söyleme tarzım abes olabilir. Mimiklerim, tarzım itici olabilir. Sana bakmayın. Söylediğim söze bir dikkat edin lütfen. Çünkü ben deniz şunu yapıyorum. Yeni gelen arkadaşlarımız üzerlerinde baskı hissetmesinler de yeni gelen arkadaşlarımıza söylüyorum bilhassa. Daha evvel olamadığı için tanıtmak adına. Şimdi kıymetli dostlar, buraya gelmeniz kıymetli ve önemli olduğu için ben buralarda sohbet ettiğimde şişirme ders anlatma. İnanmadığım, doğru olmayan bir şeyde konuşma. Benim günahım bana yeter. Niye kalkıp da bir de size yalan yanlış bilgi verip de cehenneme odun toplayayım? O kadar aptal mıyım ben? Emin olduğum şeyi konuşurum. Ha, tarzı hoşuma gitmeyebilir. Fakat içinizden bir Allah'ın kulu ilmi yönden şu dediklerimin doğru olmadığını iddia edemez. İstediği şekilde de her platformda da konuşurum. Sadece bir şey aktarmak için ben burada bunu sahneliyorum aslında. Ama oyun olarak değil, içimiz yandığı için sahneliyorum. Bak şimdi demin söylediğim söze dikkat edin. Sen taklit olarak bir adalet dağıtabilirsin. Ne yaparsın? Şunu böyle yapana ben bunu vereceğim.
sen de bunu alırsın, sana da şunu vereceğim dersin. Bu ne yapar? Meseleyi çözer. Ama insan kalbini çözemez. İnsan kalbini fethedemezsin. Siyaseten değil. Ama siyaseti bu noktada örnek olarak kullanacağım. Yedi göbek CHP'li olan bir adamın asfaltının kenarına altın döşesen, dokunmatik bilmem ne park, böyle kendi kendine park araçları yapsan, o adam diyecektir yine oyunu oraya verecektir. Başka yere vermeyecektir. Doğru mu? Doğru. Ben doğru duruyorum zaten. Doğru. Şunu anlatmak için söyledim. Ben burada partizanlığı konuşmak. Bak bu işte demek ki takliden insanların meselesini halledebilirsin. Fakat gönüllerine dokunamazsın. Gönlüne dokunan sahanın adı dindir. Eğer dini taklit edersen hiçbir zaman kendi gönlüne bile dokunamadan bu dünyadan gider. Fetih gerçekleşmez. Mevcut fetihleri de kaybedersin. Bu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Belki de Kur'an kursunda kıymetli kardeşlerimiz geldiği için Allah bugün bana bunu konuşturuyor. Bunu ilk defa konuşuyorum çünkü. Batı'yı taklit etmenin cezasını ağır bir şekilde ödedik. Ama İslam'ı taklit etmeye kalkar da hakikatine erişemeden yüzeysel şekilden gider. Tefekkürsüz, tezekkürsüz, ahlaksız. Ahlaksız derken o ahlakı giyinmeden, kalpte o korku ve huşu olmadan. Eğer biz bunu sadece kötü olmasın, aman milletin ırzına, namusuna, hırsızlığa dalmasın, eroinden, dinlenmeden uzak kalsın, temiz bir insan olarak yaşasın modelinde, dünyadan da istediği gibi menfaatlerini elde etsin, gayet güzel, modern bir hayat yaşasın, ama İslami hassasiyetlerini muhafaza etsin, kabilinden kendimize göre bir din anlayışı çıkartırsa, bize dokunan, aşkla, muhabbetle Allah ve Resulünün yolunda bulunması gereken Müslümanlar olarak değil de bizim background'ımız, arka planda biz Müslümanız. Ama modern insanlardan hiçbir farkımız yok dersek zaten o ejderha ağzını açmış seni bekliyor. Ne olacak? Biraz da karbonhidrat yemiş olur en fazla. Çünkü sen proteine de sayılmazsın. Seni yer bitirir. Yutacaktır. Yutuyor da zaten. Yutmuyor mu? Hangi cemaatinin, hangi bilindik siyasi kuvvetinin İslam üzerinde İslam'ı temsil eden devlet statüsüne sahip insanların hangisinin cebinde bu adamların eli yok? Neden? Abi rahat girecek bir darlık yok ki cepte. Kim giriyor, kim çıkıyor belli değil ki. O cemaatin, o insanların standartına uyduğunda iş tamam. Falanca mı? Hiç fark etmez. Yani. Ne al, gebersin inşallah. Ya biz Antalya'da etkiniz. Denizli'de çok hakimiz. Ankara'da şöyle bir eğitim kurumlarımız var. Abi bu Ankara'da şöyle 8-10 kişi etrafında güzel insanlar da var. Ya onları da bir davet etsek. Bir sıkıntısı var mı sorsak. Ya şu aşağıki Kur'an kursunda bize müntesip değiller ama bir 30-40 talebe okutuyor. Şu adamların da bir hatırını sorsak ya. Ya Siirt'ten gelen falanca mele var. Ahır gibi yerde yaşıyorlar. Şunları bir el atsak ya. Yok. Ne oluyor o zaman? Nerede senin medresen? Nerede senin kitabın? Arkadaşlar doğru değil mi söyledikleri? Bu İslam'ın taklididir. İslam'ın tahkiki değildir. İslam'ın da bizim Karadenizli uşakların dediği gibi. Allahu Ekber, Allahu Ezan. Olay hangi çağın bunu? Aşağı hemşire. He. Adam bastona dayamış böyle duruyor. Yine ezan sesi duyuyor. Hikayeyi biliyorsunuz zaten. Bilmeyen yok zaten. Bu neden? Ha yukarı köyün. Fadimelerin ki. He. Ezan duyuyormuş diyormuş. Hangi caminin diyormuş. Hep soruyormuş. Hangi caminin ezanı bu? Fadime en sonunda demiş. Ha bu de. Ha bu bizim köyün demiş. Aziz Allah. Bizim köyün deyince Aziz Allah. Şimdi bu kadar masum olsa keşke. Ben o lazancanın ayaklarının altını öperim. Onda yine hainlik yoktur. Valla kuru inat vardır. Köyde emmidir o. Hiçbir zararı yoktur. Kimsenin şeyine girmez. Kanına girmez. Bir de neyse. Mevzuyu sığlaştırmayayım. Takliden İslam'ı yaşamak bizi felakete sürükleyecektir. O sebepten dolayı arkadaşlar. Dün bana arkadaşım bir soru sordu. Dedi ki bak Allah'ını seversen soruya bak. Bazen de böyle
hiç ummadığın adamlar acayip sorular soruyor. Bakıldığında aslında soru abes bir soru yani. Hadi ben aptal konuşma diyeceğim bir soru. Ama siz olun, hiçbir soruyu o şekilde karşılamayın. Hangi soru olursa olsun en önce bir dinleyin. Sonra bakın, size hitap eden, size söylenmek istenen bir şey var mı? Adamın duymak istediğinden evvel Allah sana bir şey söylüyor mu o adamın ağzında? Bak o kulakla dinlersen çocuğun, aptalın, delinin sorduğu sualden bile irşad olursun. Sual adamı irşad eder. Çünkü sual cevap ister. Allah için dinlersen o cevabı Allah senin ağzından da verebilir. Dedi ki, elhamdülillah dedi, biz Müslümanız dedi. Elhamdülillah dedik biz de. Biz dedi, beni de kattı, Allah razı olsun. Estağfurullah demeniz lazımdı burada. Ama öyle dinliyorsunuz tabii. Dedi ki, biz dedi Müslümanız dedi. Bir tatminimiz var dedi bizim kalbimizde. Yani mutmain oluyor bizim kalbimiz. Hani bunu anlayabiliyorum da dedi. Bu dedi Yahudilerin, Hristiyanların, işte dinsizler yani nasıl tatmin oluyorlar? Hani onların imanları yoksa. Ya onlar bir tatmin yaşıyorlar, nasıl oluyor? Ki bir soru sordu. Ya ne abuk bir soru dedim ilk önce. Sonra aman dedim şimdi. Öyle düşünme. Onlar bir tatmin yaşıyor. Şimdi bakın anlattığımız mevzuya geliyorsunuz. Bizim konuşmalarımız bizim dinlediklerimizden olduğu için orijinaldir. O yüzden hakikaten hatırınızda kalır. Bu sohbetler o kadar orijinaldir ki dinlediğiniz zaman akılda kalmasını bırak. Ben söylediğim adamları bile unutma. Bu adam bu malı aldı gidiyor, kim acaba diye. Bir adam galeri işletse, güzel bir araba satsa müşteriyi tanımaz mı 10 sene sonra? Ben kendi konuştuğum şeylerin kıymetini bildiğim, kıymet bildiğim için, kıymetli gördüğüm için sakladım. Sizlere konuşmak nasipmiş. Lütfen dikkatli dinleyiniz. Mevzu nereye gelecek bakın. Bu adamlar bir tatmin yaşıyor mu arkadaşlar? Siz olsaydınız ne cevap verirdiniz? Bunlar bir tatmin yaşamıyor mu? Yani bir Hristiyan, bir Yahudi, bir dinsiz veya başka bir şeye inanan, puta tapan insanlar hala günümüzde var. Totemleri var. Adam buraya kadar dili sarkmış, buradan halka geçirmiş, burasından kabak gibi şeyler çıkmış. Adam tapınıyor da tapınıyor. Dininizin kıymetini bilin yani. Hiçbirinize bir şey saplamıyorlar. Bu adam tatmin olmasa bu kadar hareketi yapar mı? Bazı kabilelerde falan adamı adam yapmak için kancalarla mancalarla böyle kaldırıp götürüyorlar. Bakalım dayanabilecek misin? O putu için dayanıyor. Hani biz sabah namazına kalkıyoruz. O da ayrı bir merhamettir ya. Sabah namazına kalkamazsın, adam putu için nelere katlanıyor, o da aynı bir mevzu. Ateşin üzerinde yürüyor falan filan. Bu adam bir tatmin yaşıyor mu? Bak şimdi dikkat edin, yaşıyor. Yaşamasa böyle olmaz. E nasıl oluyor abi? Ha. İnsanda sadece ruh yok ki. Sadece kalp manevi güzellikleri alıyor değil ki. Kalp satılıktır. Orayı nefis de işgal edebilir. İnsanda sadece ruh yok ki. Nefis de var. Nefis ne? Ruhun hareket ettirdiği cevher. Anasırdan olan. Ruhun hareket ettiği cevher. Ettirdiği cevher. Hareket ettirdiği için ruhu taklit edebiliyor. Ruhu taklit edebiliyor. Hani bazen çocuklar görürsünüz. Atçılık oynarlar. Kafalarını böyle yaparlar. At gibi. İnsanın ruhu da nefsi böyle nefsine saatinde olduğunda böyle hayvan gibi binektir ama artık bineğin kendisi o olmuştur. Nefsini taklit eder. Nefis ruhu taklit eder. Mesela sen merhametli dersin. Merhamet ruhtan, o da Allah Teala tarafından imanla geldiğinde merhamettir. Yoksa bir insana salt olarak acımak, bir şey yapmamak hayvanda da olabilir. Nefis ruhu taklit eder. Yapmayayım der yani. Anlatabiliyor muyum? Merhamet payesine çıkması, biz onu merhametli olarak görürüz. Ay ne kadar merhametli deriz mesela. Onu merhamet olarak yapmaz, bir niyetle yapmaz. Onda hayvani ruh vardır. O hayvani ruhun kapasitesiyle alakalı Allah ona bir şey bahşetmiştir. Toparlıyorum, dikkatiniz dağılmasın. Hemen şimdi toparlıyorum. Kaydınız, bir eksen kayması oldu. İnsanın kalbi sağdaki tatbini bizim bildiğimiz ruhtan olur.
Neden? İman, iman kalbe indiğinde hareket ister. O hareketi tek başına yapman imkansızdır. Beden yapıyormuş gibi görünse de o secdeye kapanmaların, o tesbihlerin ruhun devreye girmesiyle olur. Fakat bedenin yaptığı bu telezzüzat neticede çıktığı yere rücu eder. Feyiz olarak gelir. Huşu olarak kalbe döner. Anlatabildim mi? Kalbin ve ruhun iştirak ettiği huşu olarak kalbe döner. Bu hareket nefisten olduğunda kalpte kararma olarak sana döner. O sebepten dolayı her günah kalbi karartır. Her günah huşudan uzaklaştırır. Anlatabildim mi? Fakat tehlike bu değildir aslında. Bu tehlike değildir. Kalbin kapatması tehlike değildir. Kalp bu kapanmadan zevk alırsa beterdir. Demin anlattığım taklit mevzu işte. Eğer kalp bu heva hevesi ibadet gibi yapacak, ancak ibadetten alabileceği zevki heva heves ve nefis kıvamında buradan almışsa, bu sefer kalp günahta tatmin olur. Fıskı fücurda tatmin olur. Kötüde tatmin olur. Yani kalp tatmin olmak içindir. Ama Allah Teala niçin kalpler zikirle tatmin olur demiyor da, buyurmuyor da, ela bi zikrillahi tatmainnul kulub diyor. Ela, dikkat edin. Başka şeylerde de kalbinizi tatmin ediyorum zannedersiniz. Ela, dikkat dikkat dikkat. Bi zikrillahi. Ancak Allah'ın zikriyle yad edilmesi, Allah düşünülerek yapılan fiil demektir. Sadece la ilahe illallah, ha niye tatmin olmuyor benim kalbim diyorsun. Çünkü sen la ilahe illallah diyorsun ama hala karşı cemaati, karşı komşuyu, kardeşini, ananı, babanı, herkesi siliyorsun. Dilin tevhid ediyor ama tevhidle işin yok senin. Fıskı fücur çıkartıyorsun. Allah diyorsun ama senin Allah'ınmış gibi hareket ediyorsun. Rabbül Alemin olduğunu unutuyorsun. Arz edebildim mi? Dolayısıyla oradaki bi zikrillah tabiri sadece dille zikir değildir. Fiili olarak ahlaken Allah'ı hatırladığını, niyet olarak Allah'ı hatırlamaktır. Bir iş yapıyorsun, bu işte Allah var demektir zikrullah. Bu işte Allah var demektir. Yoksa oturduğun yerde de zikir olabilirsin. Zikretmek sadece dille değildir. Tamam mı buraya kadar da? Dağıtmadan tekrar topluyorum. İşte felaket öyle bir boyuta geliyor ki artık o şer olan bir şeyde kalbi tatmin oluyor. Artık haksız olarak hakkı talep eder. Kendi inandığı şekilde Allah'ı tanır hale geliyor ve onda tatmin yaşıyor. Kendine göre bir Allah var. Bu Müslümanın da oluyor. Oraya gelmeyeyim. Önce şu kafirleri bitireyim. Arkadaşı dedim ki onlar da bir tatmin yaşıyorlar. Nasıl oluyor diyor. O ruhi tatmin değil, nefsani tatmin. Artık kalp, nasıl ki senin çocuğun hep obez olacak, cipsleri yiyor, bilmem neleri, hamburgeri yiyorsun, ondan sonra koyuyorsun gayet güzel etli fasulyeyi yapıyor. Ne oldu abla? Bu esas yenecek şey bu. Bilmem ne dışkısından falanca böcek kusuntusuna kadar hepsi var. Onu böyle hapur tupa koyuyor. Doğru bir şey koydun onu yemez hale geliyor. Aynı problem. Maddede ne varsa manada karşılığı vardır. Madde mananın yoğunlaşmış şeklidir. Bugün insanların yeme içme alışkanlıklarına, çirkini gayet normal, iyiyi çok kötü görme, yiyecekte içecekte bile böyle olmasına bakın, işte aynen manevi rızık da şu anda buna dönmüştür. Allah işaret ediyor bize. Allah bunu bize gösteriyor. İkrah edecek noktaya geldik. Eskiden tercih ederdik. Şimdi müptela olduk. Arada fark var. Bağımlı olduk şimdi. Bağımlı olduk. Biz 3 sene evvel, 2,5-3 sene evvel arkadaşların hayatını çok böyle karışmak şeyinde değilim. Sordukları zaman da sonuna kadar karışırım. O da ayrı mevzu. Arkadaşlar dedim artık kola, asitli içeceği yapmıyoruz. Bitti. Az da içseniz, çok da içseniz artık bunu sokmuyoruz evimize. Kaç kişi geldi dua etti biliyor musun? Ya biz abi ne yapıyormuşuz dedi ya. Ne yapıyormuşuz biz kendimize dedi ya. Nasıl bir dünyada yaşıyormuşuz? Bir tatmin yaşıyor nefsinden. Peki bir insan kalbindeki tatminin doğru mu yanlış mı, sanal mı hakiki mi olduğunu nereden anlayacak? Merhaba, hoş geldiniz din. İşte iman budur. Kalbindeki yaşadığın tatminin doğru olup olmadığını sana bahşeden Hazreti Allah bunu imanla sana beyan etmiş. Kitabıyla bu ölçüleri, Resulüyle bu kriterleri ortaya koymuştur.
Senin kalbin tatmin oluyor da, ben çok bir iyi bir Müslümanım diyorsun da, Resulullah'a uymuyorsa, o senin nefsani tatmininden ibarettir. Sen gerçek bir dünyada yaşamıyorsun demektir. Senin artık kalbin, yaptığın günahları veya ihmalleri veya cehaleti, artık bundan hoşlanır ve din kabul eder haline gelmiştir. Bu ne kadar zor bir şey ama bunu kabullenmek. Kolay mı yani? Beşiktaşlı'yı Fenerbahçeli yapamaz. Neticede bir takımdır. İnsanın alışkanlığını değiştirmesi kolay bir şey değildir. Ama insaf etmeli. Şu soruyu sormak çok işe yarıyor. Benim hayatımda işe yaradı. Belki sizde de yarar. Böyle mi öleceksin diyorum ben. Yani 24 saat içerisinde şu 5 vakit sadece, yani bu ki bu artık, yani Efendimiz buniyel İslam buyuruyor. Yani İslam'ın binası veya es-salatu imaduddin buyuruyor. Yani direği. Hiç kimse bu binayı direkleriyle almaz. Bak, koltuğuna varıncaya kadar yapmadıktan sonra teslim etmiyor müteahhit. Ana direk artık bu. Kolonya, taşıyıcı kolon. Diyorum Fatih, diyorum 5 vakit namazdan bir günün var mı ya? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı, teheccüd falan. Kim kaybetti ki ben bulacağım? Şöyle içini sinesini, huzur ne güzelmiş be. Aman akşama da böyle geleyim, aman kaybetmeyeyim. Akşama, oh be, elhamdülillah ya. Ha, sana kulluk ne güzel. Namaz ne güzelmiş. Aman ya Rabbi, ne olur yatsıyı da kılayım, böyle ruhumu kabzet. Ya böyle bir günün geçmeyecek mi senin? Kaç sene geçti yani? Böyle mi öleceksin? Ya için sızlayarak nefsine ağır gelen bir şeyi ne zaman terk edeceksin ya? Böyle mi öleceksin? Bu soru çok ayıltıyor adamı. Böyle mi bitecek bu iş? Hocam ben daha 18'indeyim. Merak etme kızım, biz de öyleydik. Hiçbir zaman anlamayacaksın 35-40'ına geldiğini. Bu niyet meselesidir, niyet. Bu iş tehirle olacak bir şey değildir. Niyet meselesidir. Böyle mi öleceksin? Görmeden mi, tatmadan mı gideceksin? Yani bir Resulullah'ın kokusunu almadan mı? Bu bir dert meselesidir. Yani hiç mi tatmayacaksın sen bunu ya? Bu kadar okuyacaksın, bu kadar dinleyeceksin, bu kadar ağlayacaksın, hiçbir şeyini değiştirmeden mi gideceksin? Hiçbir şey olmayacak mı? İşte taklidi İslam bunları getiriyor. Sözün, sorunun başka bir noktaya geleceğini vaat etmiştim size. Bakın hangi noktaya geliyor. Şimdi bir Hristiyan, bir Yahudi vesaire veya putlara tapan bir kişi, o dinde tatmin olduğunda, o kendi kendine tatmin olsa da, aslen cevher olarak kendisinde bulunan ruhun hiçbir zaman onunla alakası yok. Ve Allah Teala da asla bu inancı bu şekilde. Çünkü benim katımda İslam'dır. Diğerleri benim katıma çıkmaz demektir o. Onlar benim katımda işiyor, yani muamelesi yok. Böyle bir şey yok. Buyurduğuna göre bir insan bu tatmini yaşadığı halde batıl da olabiliyor mu? Olabiliyor. Bu hemen bize şu soruyu sordurmuyor mu? Peki sen madem ki Müslüman olduğunu ve kalbinde bu tatminin olduğunu söylüyorsun. Peki nerede ölümden korkmamak? Nerede infak? Nerede ahlak? Nerede ahlakına dikkat etmek? Nerede incitmemek? Nerede başkasına karşı konuşurken hiç pertavsız, ölçüsüz konuşma? Nerede? Ölçüyü vesaireyi kaçırma. Kalpte iman varsa ve hakikaten bu muhabbet varsa, sen acaba kendine göre kendini tatmin eden bir Müslüman mısın? Yoksa hakikaten de senin Müslümanlığın gerçekten de o kattan, o nezih, o ulvi dereceden bir damga, bir olur aldı mı? İşte bunu öğreten ilmin adına tasavvuf deniyor. Kalbindeki sahte tatminleri senden söküp, sen gerçekten neye inandığın hususundaki bu ilmi öğreten sahaya tasavvuf deniyor. Acaba sen kendi kendini mi tatmin ediyorsun? Gönenli hocayı bir hoca efendi vefatından sonra övüyor. Aşağı niye bakıyorum biliyor musunuz? Merak edeceksiniz. Burada bir bölme keşfettim şu anda.
O bölmeye de taktım. Deminden beri çocukluk işte, adam 50 yaşında gelse şey. Altında ne var diye yavaş yavaş ittim. Olmadı, en sonunda geri çekildim falan, kapılar geçiyor. Merak ettim. O yani başka bir şey yok. Yani ne var falan dediğimde. Ya aşağıdan görünse size soracaktım o ne diye falan. Ama görünmüyor da. Görünüyor mu yoksa? Niye bakıyorsunuz oraya? Böyle bakıyorsunuz. Bana o kadar dikkatli bakmıyorsunuz. Bakmayın zaten. Bunu ayrı. Şöyle, Gönen Hoca göçmüştü. Röportaj yapılıyor. Gazetede şey demeç vermiş bazı hocalar. İfadeleri bakın, ben özetle anlatıyorum. Gönen'in merhum hakikaten çok iyi bir insandı. Fazla ilmi yoktu. Yani fıkıh falan, öyle tefsirde falan çok ileri bir derecede değildi ama çok hizmet etmiştir. Sen neyi anlatıyorsun şu anda? Ne anlatıyor? Sana demiyorum. Sen devam et. Sen neyi anlatıyorsun şu anda? Şimdi Gönenli'yi mi anlatıyorsun, kendini mi anlatıyorsun sen? Niye anlatıyorsun? Sen nasıl hocasın ya? Sen nasıl hocasın ya? Bu kibirle nasıl sığacaksın o cehenneme? Tövbe nasip olur, ayrı mesele. Geçenlerde. Bizde bir hoca hanım var, okutuyor falan. Kim? Ya canım hocam, yok yok, muhakkak biliriz. İlim bizde olduğu için bizdendir muhakkak. Manyak mısın sen ya? Gerizekalı mısın sen? Nasıl söz bu ya? Bunu bir insan nasıl söyler bu sözü? İlim bizden sorulur diyor. Bak ya. Yani bu kitabı okuduğunda bu mu çıktı netice, hulasa? Hangi tefsir açsan ulemanın vallahu alem bir sevap diye tamamlanır ya. İlim ondan soruluyormuş. Anca olsa olsa bizden mevzudur diyor. Sadece onu bırak. İş böyle bir şeyleri yarıştırmaya gelirse, bizim doğudaki meleler var ya, onların has ağababaları gelse, mesela bir Mele Burhan gelse var ya İstanbul'a, yanında ibare okumaya cesaret edemez kimse. Bırak yani daha ilmin hakikisini. Sadece Mele Burhan gelse buraya. Bu ucuk nereden geliyor? Bu ucuk nereden geliyor? Falanca böyle ama sarı eksik. Filancanın bıyığı uzun. Sahabe-i kiram devri, Efendimiz'in sünneti seniyesinde bütün bu şekillerin hepsi mevcuttur. Bana bir tane örnek göster. Sahabinin bu hususta birbirini kıracak şekilde konuştuğuna dair. İmam Malik post bıyıklıydı. Sakalı da çok kısaydı. Şafii Rahimahullah'ın hem sakalı hem bıyığı kısaydı. Bir tutan mı olsun dediler, böyle yaptı, tuttum dedi. Mesele sakal değil. Belli bir cemaate de konuşmuyorum. Yakında olan kardeşlerimiz varsa aramızda üzülmesinler. İşte meşhur bir cemaat. Adamı kendi ağzından duydum bunu. Yani tabii diyor, ileride siz de tabii ki hidayete ereceksiniz. Yani yol bizden yürüyor. Yani şu anda yurt dışında falan ama neticede biziz yani. Allah bize nasip etti. Tabii bu emanet altında eziliyoruz. Rabbim bize nasip etti bu mehdiliği. İnşallah ileride siz de, yani şimdi böyle benim hakkımda arkadaşlar hakkında şöyle söyleyeyim. Isındıralım onları arkadaşlar. Hemen dışlamayalım. Sanki Yahudiyiz bize. Arkadaşlar en büyük felaket burada bulunanlar yazsınlar. İnşallah Allah bizi bu şekilde imtihan etmez. Fakat bu olmazsa şu anda eşikte bekleyen tehlike İslam'ı taklit etmektir. İslam taklit değildir, tahkiktir. Tahkiktir, tahkik. Evliya Allah'ın kabrine gelip defnedilirken benim gibi imamın konuşması gibi. Ya ey işte binden ne mukaddes İbni Fatih, şey Fatih İbni Mukaddes, el mevtu hakkun, ceza hakkun, ahiret hakkun, haksa adam ölmüş zaten. Telkin yapıyorsun değil mi? Aslında o telkin duyuyor, Efendimiz öyle buyuruyor. Seni duydu mu ya Resulallah? Selam veriyor, konuşuyor. Sizin şu anda beni duyduğunuzdan daha iyi duyuyorlar diyor kabirci. Sizi, beni duyduğunuzdan daha iyi duyuyorlar şu anda. Hiçbir cümlesini kaçırmıyorlar. Hele Resulullah olunca sallallahu aleyhi ve sellem.
Zaten ne mani olur? Mesela şu anda bizi dinlemek kim ne mani olur? Ekseri nefisle alakalı, cesetle alakalı. Yanındadır, kaç onu falan filan derken üç cümle kaçırırsın. Ceset ayrıldıktan sonra sırf ruh kalıyor zaten. Ruh da böyle bakıyor. Ruhta da gaflet yoktur. Ne verirsen hakka yapışır. O yüzden nefis terbiyesi yapan alimler de unutmak yoktur. Çoğu unutmayı reddediyor. Unutma, hiçbir şey unutmuyorlar. Benim hocam, medresedeki hocam 15 sene var, vallahi 15 sene oldu daha İshar'ın yüzünü açmamışam diyordu. Yanlarındaki şerhlere kadar ezberindeydi. 300 kere okurmuş, ayrılmıyoruz. Ezberledikten sonra 300 kere okurmuş. Mütalaa da 300 kere okurmuş. Enayilik görüyorsunuz bunu ama işte öyle değildi. Mevzuyu böyle nasıl okurdu? Yani nasıl anlardı? Ayrılmıyoruz. Toparlarsak, duyuyor dedik ya, yani ölüsü. Aynı şu andaki taklidi olarak yaptığımız nasihatler, hakikaten o aleme uyanmış fakat kabirde gibi görünen insana, gaflette olan kişinin konuşması gibi geliyor. Benim gibi imamların dedim sözü. Böyle konuşuyoruz. Ölüm haktır, ceza haktır. İşte kul la ilahe illallah, Allahu Rabbi, Kur'an-ı Kitabi, işte Muhammed'in Nebi'yi, ey falan bunları söyle, bunları söyle. Telkin, değil mi? Telkin yapılıyor orada. Hal sahibi bizzat kabirdeki arkadaşını kabirde konuşmuş. Gülmeye başlamış. Ben bunları biliyorum da bu konuşanın haberi yok bunlardan diyormuş kabirdeki. İş bu noktaya doğru geliyor. Türbeyle alakalı bir parça konuşmak durumundayım. Mecbur olduğumda bir ara cümle. Arkadaşlar, türbe ziyaretiyle alakalı bugün mesela işte Eyüp Sultan'da bir adam peyda olmuş 2-3 haftadır. Herhalde vazifeli bir yerden gönderildi, yani manevi vazifeli değil. Büyük bir ihtimalle namussuzluğuna birisi gönderdi. Şirk, siz müşriksiniz. Kabre gidenler hepsi müşrik diye bağırıyormuş caminin içerisinde. Avlunun içerisinde. Nasıl olmuşsa avluya salmışlar. Yani orada topaç satmaya kalksana belediye alır götürür ama bu adam neler yapıyor kimse ellemiyor. Var bir iş demek. Türbeyle alakalı, türbe ziyaretiyle alakalı görüyorsunuz. İçinizde varsa bu sahi zannetmiyorum, bizim ne işi var o, gelmez. İstanbul'da da yoktur inşallah. Görüyorsunuz türbeleri falan havaya uçuruyorlar. Bir yandan da insan yakıyorlar kafesin içerisinde. Urfa'ya giderken bir yanımda 18-19 yaşında bir çocuk var, katliamı seyrediyor. Boğazlarını kesmesini seyrediyor videoda. Kulaklığı takmış, müziğini de seyrediyor. Hayır, şimdi yani kavga edeceksen şer'i ölçülerle etmen lazım. Birden vuramazsın adama falan. Bir de çocuk, yani niye vurasın? Anlatman lazım. Allah'tan işte çocuğun bir mevzu oldu da oradan açtı. Abi sen ne iyisin falan diye. Ya o zaman dedim, bak ben sana bir şey söyleyeyim kardeşim. Sen niye seviyorsun bunları dedim. Abi bunlar has Müslüman diyor ya. Tabire dikkat edin. Taviz vermiyor diyorlar diyor. Taviz vermiyorlar. Bu mu? Bu mu? Taviz vermiyorlar. Geliyor da zina ettim ya Resulallah diyor. Git diyor, yapmamışsın. Neyse, hadiseyi biliyorsunuz. Birkaç tane var çünkü. En sonunda ikrar edince tekrar tekrar söylüyor. Tamam diyor, gidin cezasını. Hiçbirisinde bulunmamıştır efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra geliyorlar, diyorlar ki Uhud'a yakın bir yere götürüyorlar. Orada cezayı verecekler. Diyorlar ki ya Resulallah, ceza verilirken dayanamadı, kaçtı. Yakaladık ama hallettik. Efendimiz nasıl üzülüyor? Efendimiz nasıl üzülüyor? Ya diyor, adam pişmandı diyor ya. Kaçtıktan sonra niye kovalıyorsunuz adamı diyor ya. O adam diyor Allah korkusu olan bir adamdı diyor ya. 70'inize yeterdi diyor ya. Bütün Medine'ye yeterdi diyor ya. 70 kişi o kadının ki. Bu adam için diyor ki bütün Medine'ye yeterdi diyor. Onun imanı. Korkmuş diyor ya. Tövbe etmiş diyor ya. Tövbe etmiş diyor.
Adam diyor ki tavizsiz İslam, biz yakıyoruz anasını satayım diyor. Ve bunu tavizsiz İslam diyor. Aynı namussuz türbeleri havaya uçuruyor. O zaman biz niye Osman Gazi'nin türbesine Yunanlılar girdiğine bağırdık ki? Çiğneseydi namussuzlar. Arkadaşlar, bu taklidi İslam bizi bu noktaya götürüyor. Uyanmak lazım. Akletmek lazım. Nedir taklidi İslam olup olmadığımız alamet? Kardeşim, alameti var. Demin ben anlattım işte muharebe meydanını. Allah için birbirini sevebilecek bir muhabbet içinden gelmiyorsa başka insanlara karşı, sende arıza var kardeşim. Bak bunu kabullen ya. Bunu kabullen. Hazreti Cüneyd'i kaldırıyor dayısı. Çok ısrar etmiş çünkü. Küçüksün, kalkma gece namazına. 6-7 yaşındaydım diyor. Dayısı sırrı sakati. Birkaç gün namaz kılarken babası, işte dayısı dua ediyor. Aynı zamanda mürşidi ekremidir ve ekmelidir. Sırrı sakati hazretleri. Büyük zatlardandır. Ah diyor dayı diyor. Keşke gafil gafil uyuyacaklarına şu annem babam ev ahalisi de kalkıp namaz kılsalardı. Birden hazret ağlıyor, elini tutuyor, diyor ki ah oğlum diyor, ah keşke sen uyusaydın da bu sözü söylemeseydin diyor. Keşke kalkmasaydın diyorum sen ya. Arkadaşlar, Kur'an'a, dine hizmet etmek isteyenler şunu kafalarına koysunlar. Siz Allah'ı isteyen, hatta istediğini bilmeyenler de dahil, hepsine uşaklık etmek için bu yoldasınız. Üstünlüğünüz hizmette. Üstünlüğünüz uşaklıkta. Ve hiçbirimizin ne olacağını da hiçbir zaman bilmiyoruz. Talebesi hocasını geçer. Mahalledeki bir samimi tövbe eder. Senelerce sen tefsirden kafanı kaldırmazsın. Adam imanla gidebilir. Kimsenin buna garantisi yoktur. İlim bizde ucup getiriyorsa, İslam bizde başkasını sevmemeyi getiriyorsa, ahlak olarak din bizde bir şey göstermiyorsa, tefekkür yoksa, Allah Adem'e eşyanın isimlerini öğretti. Heyet tefsiri bu. Açın bakın. Hangi heyet olduğunu da siz bulun. Diyanet değil. Hani diyanet yapsa zaten yapacağını bilecek de. Resmi oldukları için onlarla kavga edersin çünkü. Gayri resmi oldukları için bir şey yapamıyorsun. Meşihat yok çünkü. Ulemayı ayıklayan bir reis yok. Hepsi maşallah müceddit. Hepsi Mehdi. İstanbul'da 30 tane Mehdi, 10 tane de peygamber var. Hadi bakalım şimdi. Bir de müceddit çıktı. Bir de müceddit var. Müceddit. Tecid etti işte diyor. Daha bunu ne yapacaksın diyor. Sen verecektin çünkü tecid şeyin lakabını. Hoca hoca dolaş, imzayı attı. Müceddit'li müceddit. Yeni yerler yaptı da. Hayır, tamam atarız. İnanıyor Müslüman. Atıyor. 100 kişi imzaladı müceddit. Tamam, müceddit. Nerede yarayacak? Allah'ını seversen söyle ya. Neyine yarayacak? Ben hocam, öyle de denir. Bir kişinin hocasını göçmüşte kendi şeyini anlatması neticede kendisini övmesidir. Sen alemi sersen mi sanırsın diyor Ziya Paşa. Sen niye bunu böyle yapıyorsun? Böyle ilim okutan yok. Yapılmaz. Bizim gibi ihlaslı hizmet eden yok. Bizim gibi kitap bastıran yok. Bizim gibi film yapan yok. Hac böyle bir adam görmedi. Umre, Kabe böyle bir cemaat görmedi. Yuh artık yani. İnsaf. El insaf. Bu taklidi imanın, taklidi İslam'ın neticesidir. İslam'ın hakikatine eren o Efendimizin fetihte Resulullah diyor boynu bükük, mahcup bir insan şekline devesinin üstündeydi diyor. Sübhaneke ma abadnake hakka ibadetike ya ma'bud. Sübhaneke ma arafnake hakka marifetike ya ma'ruf. Sübhaneke ma zekarnake hakka zikreke ya mezkür. Bunları söyleyen bir peygamberin ümmetiyiz biz ya. Bunun, bu neticeyi vermeyen bir İslam taklididir. Taklidi olan bir İslam da bizim sadrımıza şifa olmayacaktır. Bizim sadrımıza şifa olmayacaktır. Arz edebildim mi?
Bizim Allah selamet versin, Kasım Efendi'ye bir karı koca gelmişler. Yanında diyor bir kadın daha vardı diyor. Tanımadığın için gıybete girmez diyor. Dedi ki benim bizim şeyhimiz kutup. Bir de böyle hakikaten böyle tipler var. Böyle hani Allah'la alakalı konu olunca böyle bir şey var, bir profil var arkadaşlar. Hani belki onu sizler de görmüşsünüzdür. Belki de yapıyorsunuzdur. Tenzih etmeyeyim. Ya tenzih edeyim peki. Allah'tan bahsediyorsun ya sen. O da Allah'ın kulu, Allah diyor ya. Otomatikman seninle aradaki saygı kaldırabiliyor yani. Böyle bir şey vardır. Hocam o nasıl? Ben de Allah'ın kuluyum. Çünkü söyle Allah, Allah diyorsun. Allah tamam. Hani böyle aynı mevzu. Aynı borsadaki adam gibi görüyor onu. Çünkü hani borsacılar nasıl birbirine rahat konuşuyor? Allah dediği için Allah rahat konuşabiliyor. Çünkü mektep görmemiş. Yükleme yapılmış ya. Laboratuvar ortamında, ev ortamında görmüş. Mahallesi mahalle değil. Yani bizim kalkıp bir hocaya götürülürmüş. Anlatıyor benim hocam. Adil Teymur Hoca anlatırdı. Allah selamet versin. Adil Teymur Hoca. Çocuğa ilmihal ezberi yaptırılırmış 7-8 yaşındayken. Yani bildiğin il müftüsü. Çocuk. Şimdi il müftüsü o. Ama il müftüsünün suçu yok abla. Senin suçun o. Hala kıpırcığım mı abdestimi namazın verici bunları sorarsan adam da ona göre hoca gönderiyor. Sen sular seller gibi mevzuyu bilsen miras hukukunda anlatacak müftü gelmek zorunda olur. Ama sen hala kediyi sevmek orucu bozar mı diye 6 Ramazan bana soru sorarsan ben de o kediyi beslerim yani. Anlatabiliyor muyum? Anlatabildim mi? Doğru mu bu söz? Marifet iltifata tabidir. Sen hala böyle sırtım tam bükülüyor mu rükü oluyor mu rükü? Ebe insaf hoca bunun için değil ki. Allah'ını seversen hangi doktora gidip de bir adam doktor musun? Ben dişlerimi böyle fırçalıyorum. Adam bir tane koç çakar duvarı boylarsın. Dişlerimi şöyle fırçalıyorum oluyor mu? Doktorsun değil sen. Tabipler bilir. Dişlerimi böyle fırçalıyorum. Böyle mi fırçalıyorum? Adam manyak mısın? Ya? Zaten bunu bileceğin iş ya. Hocaya sorduğun mevzu namazı bozan, orucu bozan, abdestin sünneti, bilmemlerin farzı. Zaten senin bilmen gereken hocalık bir durumun yok ki. Arz edebildin mi? Soru. Saygıyı kaldırırlar dedim. Böyle hakikaten tipler var. Mesela birisi geldi bana ödeyim. Bizim tarikatımız böyle, biz bunları çekiyoruz. Sen çekiyorsun. Böyle tipler vardır biliyor musunuz? Enteresan tiplerdir bunlar. Yani şimdi o ehli tarik ya. Allah da diyor. Otomatikman sen onun bir şeyisin ya. Kankasısın yani. Rahat konuşabilir seninle gibi mantık var. Bu da öyle demiş. Bizim mürşidimiz kutup. Kutup adam. Senin durumun ne? Manevi durumun ne? Kocası, babası yaşındaki adama soruyor bunu. Halakallahul bakar fi suretil beşer. O da baktım diyor şakacı bir zat. Ben ekvator makamındayım demiş. Aa hiç duymadım demiş. Zaten kutubuna kadar duydun ki sanki onu biliyorsun. Bir hafta sonra gelmiş bir de üşenmiyor böyle ısrarcı tipler var. Demiş ki hoca efendim siz niye bir şey yapıyorsunuz? Böyle bir sordum böyle bir makam yok dediler. Var demiş. Yok hocam demiş siz lütfen şey yapma. O zaman ben bu makamı da öğreneyim. Ha bir de böyle ilmi her şeyi öğrenmeye meraklı kadınlar vardı böyle. Aa falan diye şey. Aa filanca hoca. Giden tipler vardır. Kadınları sataşıyor gibi olmasın. Hanımlar ilimde biraz önü çekiyor bu sıralar. Da o yüzden hani. Yani öyle diyebilmiş olalım. Tevil edelim. Ondan sonra demiş ki kızım demiş şimdi senin mürşidin kutup diyorsun. Ben demiş soğuğu evvel ezel sevmem. Yani dünyanın iki tarafında kutuplar soğuk demiş. Sıcağı severim. Ben de ekvator olayım bari demiş. İki kutup. Çünkü demiş diyor ki kocan diyor ki benim hocam kutup. Benimki de kutup. İki kutubu tutmuşsunuz. Zaten yer yok. Ben de ekvator olayım dedim diyor. İş bu noktaya geliyor. Bunu söylediğin zaman da sen ilmi olmuyorsun. Sen ciddi olmuyorsun bunu söylediğinize. Sen dua et ciddi olmuyoruz biz. Senin söylediğin mevzuyu biz ciddiye alsak var ya. İşte o eski kitaplarda katli vaciptir denilen adam sensin. Allah'tan biz seni ciddiye almıyoruz. Makbul kişiyi anlatıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O ki odur ki insanlardan uzak bir yerde elini eteğini çeker bir inzivaya çekilir ve ondan sonra der ki
Benim şerrimden insanları muhafaza eyle. Bu ahlaka bak, şu noktaya bak. Halvete çekiliyor adam. Dağa gidiyor bir yere çık. Ya Rabbi benim şerrimden insanları muhafaza eyle. Kendisini iyi görerek çıktığında olmuyor. Kim lazım bunu gösterebilmek için? Ne lazım insana? Bir insan lazım. Bir insan sabahtan akşama ibadet etse kendi kendine yapar. Fakat bir istediği kadar saçını düzeltsin bir adam. Saatlerce yap bunu. Bir dakika aynaya baktığında iş hallolur. Ayine bulman lazım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz mir'atı haktır. Hak tarafından cilalanmış mir'atı mücelladır. Aynedir. O aynanın tezahürleri olan şekilde bir edep silsilesi içerisinde işte Mesnevi'de anlatılan insanın bu taklitte misin sen, tahkikte misin? Hala kendini ilim okuduğun halde bir şeyde mi görüyorsun? Bir de hadi şunu da söyleyelim de hem nalına hem mıhına olsun. Hadi o adam ilim okudu da ucuplanıyor. Sen de yine ucuplanıyorsun. İki tane sure bilmez. Kendisini Allah'ın en sevgili kulu görür. Bir de böyle sıkıntı var. Konya tabiriyle sıkıntı diyorlar onlar. Sıkıntı. Ne oldu abi diyor. Ya sıkıntı diyor şeyden çıktı. Ha sıkıntı diyor. O da yani cevap o. Sıkıntıyı çok kullanıyorlar. Bir de güzel bir şey, çok ifade ediyor tonlaması. Duyan adam da hemen bunu alıyor, kullanıyor. İlim okumayı ibadet taatında eksik olup Allah'ın farz kıldığı emirlerde bile bunları tehir edip kendini beğenmek nasıl bir illet? Artık o tabii tamamen acayip bir şey. O çok çok acayip bir şey. Diyor ki ayet-i kerimede feveylül lil musalli. Vay vay o namaz kılanlar. Diyor ki alimler burada diyor namaz kılanlara veyl oluyorsa kılmayanlara ne oluyor bir düşünün diyor. Orada büyük bir hitap var. Ve işini yarım yapanlara dediğini düşün mesela. İş yapmayan. Aa ben yapmadım, yırttım. Var mı öyle bir şey ya? Vergisini yarım veren hiç vermiyor adam. Cezası hiç olmazsa o evin evladı yapmaya çalışıyor, içeri girmiş. Bir de böyle insanlar var. Bunların da yine icabına bakacak, onları hidayete erdirebilecek, gönüllerini fethedecek saha, bu İslam ahlakını, dikkat, İslam ahlakını muhabbetle yaşamanın ilim sahasına verilen saha yapıyor, tasavvuf yapıyor. Hikmetiyle, ilmiyle, şer-i şerifiyle insanı alıyor ve o sistemi, o nizamı, o kalbi muvazeneyi insanın içinde kurmaya gayret ediyor. Bunun için ihtisaslaşıyor. Ama ben öyle deme hocam ya. Ben çok seviyorum Tanrımı, Allah'ımı diyenler var ya. Diyor ki bak sevebilirsin. Tabii ki seveceksin. Fakat sen sevginde de kafana göre hareket edemezsin. Gel sana aşkın hududunu ve Allah'ın razı olduğu muhabbeti anlatayım diyen ilmin adına tasavvuf deniyor. Mesnevi de bunu anlatıyor. Tamam mı arkadaşlar? Sizleri yorduk ama bugün önemli bir mevzu konuşuldu. Burada kalsın. Burada tamam edelim. Siz de geç kalmayın. İbadet taatınızdan da kalmayın. Ben deniz buradan çıkacağım. Zaten başka bir yere de yetişme durumundayım. Bu mevzular mühim mevzulardır. Bunlar önemlidir. Bir insan yapamazsa, yapamadı mesela. Elinden geleni yapmaya çalıştın, muvaffak olamadın. Üzülme. Allah Teala sana bunun karşılığını verecek. Ama yapmamaya kulp aradıysa, zaten vicdanı biz dışarıdan yok yok bir şey olmaz. Fatih devam et abi yok bir şey abi sen çok iyisin dese bile Fatih'in içinde vicdan varsa der ki hayır der. Olmadı der. Yapamadın der. Allah o vicdanı kaybetmekten, kalbi karartmaktan, kalbi karartıp sonra batılı hak gibi görmekten, hakkı anlatırken kendi batıl benliğinle, benlikle o hakkı karartmaktan, insanları kendi anlayışına göre din sahasına çekmeye çalışıp, ümmeti Muhammed olarak değil,
kendine cemaat yapma hallerinden Allah Teala bizleri muhafaza eylesin. Bir an önce taklitlerimizi tahkik eylesin. Hakkı hak görüp tabi olmakla Allah bizi nasipdar. Batılı batıl görüp kaçınmakla Cenab-ı Hak bizlere ihsan ve lütufta bulunarak bizleri dilşad eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etubu ileyk ve salli ala eşrefi ve es'adi ve ekmeli nuri cemii'il enbiya'i vel murselin salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain. Hakkınızı helal edin efendim. Hayırlı geceler ve selam.